24 ekranlarından mutlu akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Ben Furkan Kaya. Merceğe hoş geldiniz. Biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı'nı dikkatli bir şekilde dinledik. Gözler bugünkü NATO zirvesindeydi. Biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, bugün NATO olağanüstü gündemle toplandı. Ukrayna'nın, tabii ki Ukrayna-Rusya savaşının geleceği ve özellikle Rusya'nın artık durdurulması ve savaşın tabii ki son bulmasıyla beraber diplomasi masasının kurulma meselesi bugün konuşuldu. Daha da tabii konuşulmaya devam edecek. Ama Türkiye'nin vermiş olduğu mesaj açık ve net. Türkiye başından beri, meselenin başından beri barış temelli, diplomasi temelli yaklaşımını bugün de sürdürdüğünü aslında mealen ifade etti. Biz ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeceğiz. Tabii ki diplomasi yoluyla, barış yoluyla ilk önce silahların susmasıyla beraber artık Ukrayna Savaşı'nın bitmesi ve tabii ki artık dünyanın yeni bir dünya düzeni diyeceğimiz, hep klasik tabirle ifade ettiğimiz bölgenin geleceğinin ne olacağını bugün Sayın Cumhurbaşkanı da aslında ifade etmeye çalıştı ve şunu demek istiyor aslında. Dünya 5'ten büyüktür sözünün felsefi ve psikolojik derinliğine yine net bir şekilde ortaya koymuş olduğunu gördük. Yani artık soğuk savaş kurumları maalesef dünya sorunlarına çare bulamıyor. Hantallaşmış yapıları, her ne kadar bugünkü NATO Genel Sekreterinin ifade etmiş olduğu gibi yeniden ayaklanıyoruz, yeniden eski günümüze kavuşuyoruz demeye çalışsa da aslında bu kurumların çok da fazla barış temelli veya bölge sorunlarına bir çare getirme potansiyelinin olmadığını da görmekteyiz. Ama Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusudur. Türkiye NATO'ya bugün, geçmişte olduğu gibi bugün de büyük güç vermeye hazırdır. Bunu da zaten ifade etmiş olduk. Şimdi kısaca size birkaç bilgisel hazırladım. Tabii kıymetli hocamızla beraber aslında Ukrayna meselesinin nereye evrileceğini konuşacağız. Yani Ukrayna meselesi aslında hangi güçlerin, hangi devletlerin işine yaradı, hangi güç odaklarının işlerine yarayacak gelecekte, bunu kıymetli hocamızla beraber değerlendireceğiz. Şimdi bu başlık altına baktığımız zaman ünlü kuramcı, jeopolitik kuramcı Mackinder'in özellikle Türkiye'nin ortasında yer aldığı merkezi bölgeyi dünya karalarının merkezi olarak kabul ediyor. Şimdi Türkiye'nin artık zaten bu meseleyle beraber hiçbir bölgenin sınırı veya uç bölgesi değil, aslında tam merkezi, kuzey, batı, doğu, kuzey, güney, doğu, batı şeklinde olarak coğrafyayı gözümüz önüne getirelim tam bir haritayı açtığımız zaman. Bunun jeopolitik mihverinin aslında eksen ülkesinin Türkiye olduğunu görmekteyiz. Bu bölgeyi kontrol etmek için önemli jeopolitik düşünceler ve teoriler geliştirdi. Zaten biliyorsunuz kara hakimiyeti, deniz hakimiyeti ve artık tabii ki uzay, biliyorsunuz artık siber zaten savaşların olacağını da çok görüyoruz. Metaverse'e bugün devletimiz de ciddi hazırlıklar yapıyor. Dolayısıyla artık uzayın kontrolüyle beraber dünya adasını ve dünyanın tam anlamıyla hakimiyetinin bir mücadelesi olacak. Dolayısıyla artık bu jeopolitik teorilerinde Türkiye'nin de ağ ve Türkiye'nin merkezi olduğu jeopolitik teorileri çok yakın zamanda göreceğimizi ifade edebilirim. Avrasya kıtasında yer alan Türkiye ve Rusya merkezi alanın güney ve kuzey merkezindedir. Şimdi zaten tarihte de bir sonraki bilgisayarımda göstereceğim bunu. Genelde Rusya'nın güneye, sıcak denizlere yayılma noktasında dönemin Osmanlı Devleti ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti, tabii ki Anadolu Yarımadası'nın önemli bir direnç merkezi olması planlanıyor. Yani şimdi birazdan göstereceğim, zaten haritada da göreceğiz. O yayılmacılığı önleyen aslında Batı'nın bakış açısıyla tabii ki Türkiye'nin bir tampon güç olarak, engelleyici bir güç olarak Rusya'nın yayılmacılığına karşı en stratejik aktör olarak ifade ediliyor. Şimdi Rusların sıcak denizlere inmesini engellemek isteyenler Osmanlı ile bunu engellemek istemişlerdi. Bunu ifade ettim. Özellikle 1878'e kadar, onu da göreceğiz şimdi zaten ikinci notumuzda yazıyor. Büyük Osmanlı-Rus Savaşı'nın temellerinde bunu olduğunu görüyoruz. İspatı olarak da 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra İngilizlerin aynı tarihte Kıbrıs'ı işgal etmeleri. Şimdi zaten haritada da hemen şöyle size hemen göstermek isteyeyim. Şimdi 1878 Osmanlı-Rus Harbi'nin akabinde İngilizlerin adayı kiralaması veya el koymasının sebebinde de işte bu var. Çünkü Osmanlı Devleti'ne nüfuzu arttırabilecek olan Rusya'ya karşı bir uçak gemisi, hala o bizim batmayan uçak gemisi olarak tabir ettiğimiz Anadolu'nun doğal uzantısı Kıbrıs'a İngilizler el koyarak, burada varlıklarını göstererek daha da güney yarımkürenin sonuna kadar belki de o Afrika ve Doğu Akdeniz'e beraber Mezopotamya, bugünkü Orta Doğu coğrafyasına yayılmasını engellemek istediğini söyleyebiliriz. İşte söylemiş olduğum gibi Rus yayılmacılığının güney yönü bu anlamda kesilmek istendi. İngilizlerin hedefi Müslüman Asya'yı Mısır ve Hindistan arasındaki yol ile Rusya arasında bir tampon olarak kullanmak. Zaten işte haritada da şu anda gördüğümüz gibi şöyle Mısır, Kıbrıs ve o dönemin tabii ki biliyorsunuz Hindistan İngiltere'nin sömürgesiydi. Bu arada bir tampon oluşturarak Rus yayılmacılığının önüne geçmek istediklerini görmekteyiz. Dolayısıyla işte o büyük oyun dediğimiz 19. yüzyıldaki Rusya ile İngiltere arasındaki mücadelenin bugün bir benzerini ve bazı yerlerde çok da benziyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında yaşandığını da görmekteyiz kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çok kıymetli konuğumuzu hemen size takdim etmek istiyorum. Uluslararası Güvenlik ve Terör Uzmanı Aydın Babay hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyurun hocam. Evet, Aydın hocamızla bugün tabii daha önce de Ukrayna meselesini konuşmuştuk. Ama şimdi hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri üzerinden hem de bu meselenin perde arkasına, yani Ukrayna meselesi kimin işine yarayacak değil mi hocam? Hangi güç oda, hani kimler için bu kriz fırsatı dönecek? Bunu çok kıymetli hocamızla beraber analiz etmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Çok ciddi bir trafikten geldiniz. Aynen öyle. Muazzam bir trafik vardı. İstanbul trafiği malum. Onun için hocam. Şimdi hocam nasıl başlayalım? Gerçekten NATO zirvesiyle başlayabiliriz ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Sıcağı sıcağına tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerini dinleyebildiniz mi? Veya Türkiye'nin bugünkü toplantıda vermek istediği mesaj neydi aslında dünyaya? İsterseniz böyle başlayalım. Evet. Altını çizilmesi gereken, ben de yolda dinliyordum gelirken Sayın Cumhurbaşkanımızı. Altını çizilmesi gereken birkaç nokta var. Onların bazı başlıklarla ele alalım. Birincisi savunma sanayi konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayine değinmesi ve bu Türk savunma sanayisi üzerindeki haksız ambargoların kaldırılmasına yönelik vermiş olduğu mesaj çok önemli. Bunu çok değerli buluyorum. Elbette burada Türk savunma sanayinin önü muhtelif vesileler kesilmeye çalışılsa da Türkiye bu konuda gerekli ilerlemeyi sağlamıştır. Ancak tabii ki bizim en yakın dostlarımız olan batılı müttefiklerimizden beklentimiz bu konuda adım atmaları. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallığı bu konuda daha yapıcı bir tutum sergilemesini bekliyoruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın da bugün Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'la samimi bir tokalaşmasını gördüm. Çok da güzel bir vücut diliyle iki ülkenin, Türkiye ve Birleşik Krallığı, ne kadar güçlü birer müttefik olduğunu ve bu Rus yayılmacılığına karşı adeta NATO'nun içinde bir çekirdek haline geldiğinin göstergesi olarak görüyorum. İkinci mesele yine savunma sanayine paralel olarak bazı beklentilerin gerçekleşmesi. Tabii bizim ne yazık ki müttefiklerimizin nezdinde bazı geçtiğimiz dönemde, özellikle son birkaç yılda bazı istenmeyen tatsız münasebetler oldu. Bu sebepten dolayı NATO'daki bazı müttefiklerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından çok uygun bir lisanla, lisanı münasip dediğimiz bir tavırla uyarıldı ve umut edildi ki önümüzdeki dönemde özellikle güney sınırlarımızdaki bazı terör örgütlerine yönelik desteklerin ortadan kaldırılması ve doğrudan doğruya Ankara'nın daha güçlü bir şekilde uluslararası kamuoyunun güvenliğini sağlaması için güçlendirilmesi ve tahkim edilmesi konusunda tırnak arası desek ya da bir şekilde zarf içinde de olsa bir mesaj vardı. Bu da önemliydi. NATO'nun bunu başarması hocam sanki biraz zor. Hep diyoruz ya, yani NATO'nun yeniden kendini yapılandırması veya yeniden kendisine yeni bir misyon edinmesizce mümkün mü? Yani bugün ben işte NATO Genel Sekreterinin konuşmasında dikkatimi çekti. Yani o sert söylem, hani NATO sanki burayı bir Ukrayna meselesini yeniden diriliş laboratuvarı gibi kullanmak isteyen bir NATO da var sanki, öyle de geldi bana biraz hocam. Esasen burada NATO üyelerine önemli görevler düşüyor. Ben Stoltenberg'in görev süresinin uzatılmasının biraz bununla ilintili olduğuna inanıyorum. Özellikle Türkiye gibi NATO'nun içindeki etkin askeri güçlerin daha önemli bir rol alması ve müttefikler arasındaki bağlantıyı bir köprü gibi görev üstlenmesi burada daha önemlidir. Ben NATO'nun çok daha güçlü bir geleceğe doğru evrileceğine inanıyorum. Özellikle sizinle de daha önce dostluğumuz vesilesiyle konuşmuş olduğumuz bu konularda hep Ukrayna'nın bir Rus saldırısına kurban gitme ihtimalinin olduğunu birkaç kez dile getirmiştim, hatırlarsanız. Evet. Bunun bir milat olacağını ve NATO'da yeniden bir uyanış yaşanacağına inanıyorum. Tabii NATO derken bunu kategorize etmemizde fayda var. Türkiye gibi çok önemli bir ateş gücüne sahip olan bir devletin ve tabii ki bölgede tarihsel olarak bir hinterlandı ya da Türkçesini söylemek daha doğru olur belki, gönül coğrafyası olan bir ülkenin etkinlik alanı bugün çok daha derinden hissediliyor. Düne kıyasen biz Osmanlı İmparatorluğu ve Selçuklu İmparatorluğu gibi büyük imparatorlukların mirasçısı bir devletiz. Ve bu hasebiyle ve dünya tarihinde parlak izlerimizle varlık gösteriyoruz. Hiçbir tarihi karanlık noktası olmayan, adeta insanlık ve bilim ve siyaset tarihine müsbet damgasını vurmuş bir milletin evlatlarıyız. Bu sebepten dolayı Batılı müttefikler ve Türk dünyası ve İslam ülkeleri nezdinde bence hak ettiğimiz yeri yeniden alma potansiyeline sahibiz ve ben buna inanıyorum ki son birkaç senede Türkiye bu adımlarında, özellikle savunma sanayinde, bilimde, belki tarımda biraz geri kalmış olabiliriz ama bence tarımda da ilerleyeceğiz. Önemli noktalar var. İnşallah bu senede de bol yağmur ve kar yağdı. O da İnşallah. Faydası olacak. Su savaşları meselesi hocam zaten biliyorsun bu parçası. Tüm bu alanlarda bu çok önemli bir şey aslında. Bunu konuşmamız gerekiyor, bu su hikayesini. Türkiye gereken yeri alacak ve gereken yerini aldığı zaman NATO'da da artık daha güçlü, daha üst basamaklarda, daha merkeze yakın bir sandalyede yer alacaktır ve karar alıcı bir ülke haline gelecektir diye düşünüyorum. Zaten genelde hocam biliyorsunuz işte NATO'nun veya işte Batı'nın, Birleşmiş Milletler'in Türkiye üzerine bir baskı politikası. Yani işte eksen mi değiştiriyor, Türkiye aks mı değiştiriyor? Hep klasik söylemlerdir bunlar. Ama aslında konjonktür öyle bir hale geldi ki hocam, siz de öyle görüyor musunuz bilmiyorum ama Türkiye önemli bir kavşakta. Yani Türkiye hiçbir ittifaka veya hiçbir bloğa müdahil olmadan veya içinde kendini zorunlu olarak görme isteğinde veya görme zorunlu olmadan, bir zaruret içinde olmadan taraflar arasında denge stratejisini ve denge politikasını oynama veya bu görevi edinme, bu sorumluluğu ortaya koyma potansiyelini bence şu anda gösterdiğini düşünüyorum hocam. Siz ne dersiniz? Kesinlikle. Özellikle şimdi bu Avrasyacılar, Atlantikçiler dediğimiz klasik ideoloji olarak baktığımızda böyle şekillenen veya yeni bir doğu politikası ortaya çıktığında burada Türkiye'nin konumu bence bir dengeleyici ve belirleyici olacak. Yani bir tarafa ait olmadan orta yoldan ilerleyen bir Türkiye olacak gibi geliyor. Şimdi mesele tabii NATO'nun içindeki bazı düşünce farklılıklarından da oluşuyor. Bu düşünce dünyasındaki farklılıklar biraz daha ideolojik bakış açısıyla ilintili. Bir tarafta daha sert tutumlar izlemeye yönelik bir takım ülkeler, bir tarafta ise daha ılımlı bir, daha humanist politikalarla, daha yumuşak güç ya da soft power diye İngilizce terim kullanırsak eğer tercih eden ülkeler serisi var. Fakat karşı tarafta, yani Avrasya bloğu diye adlandırılan ya da stratejistler tarafından Doğu bloğu diye adlandırılan ya da ona şu an henüz bir isim verilmedi. Belki yeni dönemde, yani post-Ukrayna savaşı döneminde bir isim vereceğiz herhalde ona. Muhtemelen öbür tarafta daha muhkem bir, daha tek bir parça görebiliyor muyuz? Yavaş yavaş emareleri görünüyor. İşte Çin'in G20 meselesinde Rusya ile olan bir dirsek teması, bir ortak hareket etme eğilimi ya da İran'ın son zamanlarda Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmış olması ve bu örgütün artık biraz daha iktisadi bir yapıdan daha ziyade siyasi ve askeri bir birlikteliğe doğru evrilme güç potansiyeli. Olabileceği düşünüyor musunuz hocam? Yani Şanghay İşbirliği Örgütü bu bölge Asya'nın NATO'su olabilir. Öyle sorayım size hocam. Olur mu bilmiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. Asya'nın NATO'su biraz iddialı bir cümle olabilir. Çünkü NATO tüm zamanların en başarılı askeri platformu olarak, askeri işbirliği platformu olarak tarihe geçmiş bir yapıdır. Ben NATO gibi bir başarının bir Şanghay İşbirliği Örgütü içerisinde gerçekleşme ihtimalini çok zayıf görüyorum. Büyük siyasi kırılmaların oluşu, bıçak sırtı siyaset güdülen bir coğrafya zaten. Ancak bizim için çok önemli bir nokta şu da, şunun altını çizelim. Türk dünyasının önemli bir gayri ekseriyeti, yani yanlış bilmiyorsam eğer Türkmenistan hariç, Türkistan coğrafyasındaki Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Şanghay İşbirliği Örgütü'ne, eğer ben yanlış hatırlamıyorsam, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeler. Burada tabii bu sizin alanınız daha ziyade. Burada şöyle bir mesele ortaya çıkıyor. Tabii Azerbaycan'ın NATO'yla yakınlaşması ve Türkiye'nin bu konuda Azerbaycan teşvik ve cesaretlendirmesi bir anlamda Türk dünyasında bizim özellikle bir daha dengeli, daha dikkatli bir pozisyon almamız gerekiyor. Bir tarafta Türkiye olarak muhkem bir NATO üyesiyiz ve Azerbaycan'ı Türk kardeşlerimiz de bizimle birlikte bu istikamette hareket etmeye çalışırken, diğer taraftan Türkmenistan bağımsız statüsünü korumaya çalışırken daha kuzeyde Özbekistan ve Kazakistan, Kırgızistan gibi kardeşlerimizin Şanghay İşbirliği Örgütü'nde olması bizim için ne kadar hassas bir dengede, ne kadar bıçak sırtı bir dengede hareket etmemiz gerektiğinin bir göstergesidir. O sebepten dolayı burada bir taraftan Batılı ittifak güçleriyle olan münasebetlerimizi korurken, diğer taraftan Türk dünyasındaki kardeşlerimizle askeri anlamda bir yeni bir platform oluşumuna gitme ihtiyacını ben görüyorum. İşte bu da aslında buna vesile olabilir hocam. Yani inşallah tabii yarın silahlar sussun ama Ukrayna krizi bunu da biraz ortaya koymuş oldu. Yani yeni bir global denge oluşuyor ve bu global dengenin terazisi de hocam Türkiye olabilecek. Olabilme gücünü de ortaya koymuş oldu. Yani olur diyemeyiz tabii iddialı cümle hani kesinlikle ama olabilme potansiyelini ortaya koymuş oldu. Bu da dediğiniz bence politikanın veya dediğiniz anlayışın yeşermesinde de çok büyük bir itici güç olabilir. Bunun için önceliği tabii Türkiye'nin bilim ve sanayiye vermesi gerekiyor. Kesinlikle. Herhalde Türkiye'nin bu geçtiğimiz birkaç yıldaki savunma sanayinden elde etmiş olduğu bu büyük bir bilim, yani ARGE neticesinde ortaya çıkan bir know-how, bunu biz muhtelif alanlarda kullanabiliriz. Ancak bunun ötesinde Türkiye'nin geçtiğimiz hafta çok da sessiz sedasız bir şekilde geçen bir durumu vardı. Bir Sayın Bakan açıkladı. Artık biz Türkiye'den yurt dışına bilim adamı ihraç etmiyoruz. Yurt dışındaki bilim adamlarını Türkiye'ye ithal ediyoruz. Tabii eğer tabiri caizse bunun. Bu çok önemli bir adım. Bizim daha önce sizinle de yapmış olduğumuz programlarda hep ben dile getiriyorum. Türkiye'nin atması gereken hukuki anlamda evet adımlar var. İktisadi anlamda, tarım anlamında muhtelif politikalar ama en ehemmiyet arz eden politika bilim politikası olmalıdır. Bizim hiçbir etnik, din, ırk veya sınıf ayrım yapmadan tüm dünyadaki bilim insanlarına kapımızı açmamız ve adeta ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han gibi o şahi topları hikayesini herhalde hepimiz biliriz. Burada yeniden o şahi toplarının tesis edilmesi için ve sadece Türkiye'nin değil, bütün Türk dünyasının ve İslam coğrafyasının güvenliğini korumak için yeniden inisiyatif almamız gerekiyor ve bir vizyon geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken şey, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel o harika ifadesiyle hiçbir göçmen veyahut kendi ülkesine savaşa mağdur kalmış, savaştan mağdur olmuş insanlara kapımızı kapatmadan tüm insanlığa o Osmanlı'nın ve yüce dinimiz İslam'ın büyük değerleriyle kapımızı açmamızı ve bilim insanlarını bu ülkeye davet etmemiz gerekiyor. Ama hocam işte önümüze set çekilmeye çalışırken ne yaptılar aslında? Avrupa'da da biz bunu gördük. Bir Müslüman karşıtlığı üzerinden Türk düşmanlığı, Türk düşmanlığı üzerinden Müslüman karşıtlığı. Aslında ikisini öyle iç içe geçirirler ki birbirini tamamlar hale geldi. Yani bir Türk düşmanlığı varsa bir İslam düşmanlığı, İslam düşmanlığı varsa bir Türk düşmanlığı gibi. Şimdi bu anlamda da Türkiye'nin hem savunma sanayi demiş olduğunuz gibi şimdi F-35'ler meselesi mesela yeniden gündeme geldi. Bizim F-35'lerin gaspı söz konusu. Parasını verdiğimiz halde Osman ve Sultan Reşat gemileri gibi tabii. O biliyorsunuz Cihan Harbi'nde parasını bizi el konulan İngilizlerin el koyuyor. Amerikalılar el koyuyor buna. Neden? Türkiye hem deniz gücü hem hava gücü olursa eyvah. O zaman yandık. Bizim hedefimizde bu yoktu. Biz hasta adam Osmanlı'nın böyle dirayetli ve sağlıklı çocukları olacağını tahmin etmiyorduk dediler aslında. Ama o sağlıklı çocuklar bugün işte milli savunma sanayinde hocam geldi nokta ki Kızıl Elma son değil mi hocam yanlış hatırlamıyorsam. Evet, çok güzel bir isimlendirme. Müthiş hocam. Gerçekten müthiş bir isimlendirme. Yüreğimizi kabarttı. Adeta evet. Her Türk evladının kalbinde yer eden bir isimdir bu Kızıl Elma. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ve biz bir tane daha gelecek. O da F-35'ler hatta çok muadil hatta F-35'ler artık ihtiyacımız kalmayacak şeklinde açıklamalar da oldu. Bu hayali bir şey değil. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam geleceğin bu tip? Biraz daha konuya geniş bakalım evet. Sevgili dostum. Tabii meseleyi şöyle ele alalım. Bir kere F-35 meselesi bundan bağımsız bir meseledir. Türkiye'nin F-35'lere ihtiyacı var. Hı hı. Ve Türkiye F-35'leri Amerika Birleşik Devletleri ile varılacak bir mutabakat çerçevesinde yeniden F-35 projesine dahil edilmeli ve F-35'leri hakkımız olan F-35'lerimizi almalıyız. Hukuken, bu bir kere tabii. Hem hukuki anlamda hem vermiş olduğumuz mücadele. Yıllar boyu biz bir F-35 projesinin en asli ülkelerinden biriydik. Bu itibarla da hakkımız olan projede yeniden var olmamız gerekiyor. Ben bu meselenin yeniden Ukrayna Savaşı öncesinden dahi F-35 meselesinin henüz savaş olmadan bile gündeme tekrar geleceğine inanan kişilerdendim. Ve hala inanıyorum. Türkiye'nin ehemmiyeti her zaman hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem batıdaki müttefiklerimiz nezdinde çok iyi bilinir. Sadece dillendirilmez. Dillendirilmez. Bu bir. Hı. İkincisi tabii ki bizim Sayın Bayraktar'ın açıklamış olduğu insansız hava aracı fakat ismi Kızıl Elma olarak adlandırılan. Şimdi bu bir aslında tabii ben bu konuda pek bir uzman değilim. Ancak anladığım kadarıyla ana muharebe uçaklarının yani fighterların yanında bir destek mahiyeti taşıyan bir mekanizma. Fakat önemi şu. Bugün Türkiye bu alanlarda elde etmiş olduğu know-how'larla bilgi birikimiyle uzun vadede hem uzay sanayinde hem uçak sanayinde muharip uçağını yapmak, muharip uçağı, yani milli muharip uçağı projesinde dahi önemli adımlar atabilir. Hı hı. Kaldı ki şunu unutmayalım. Savunma sanayi alanında edinmiş olduğumuz her bilgi normal hayatımızda da bizi etkileyecektir. Bugün insanlığın yaşadığı süreçte elde ettiği birçok teknoloji, cep telefonlarından tutun uydu teknolojisine kadar veyahut internete kadar, bunların birçoğu batılı devletlerde, başta Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere savunma sanayi projeleri olarak ortaya atılmıştır. Daha sonra insanlığın hizmetine sunulmuştur. Bu sebepten dolayı bugün Selçuk Bayraktar ve ekibinin yapmış olduğu faaliyetler sadece Türk savunma sanayi adına değil, bence önümüzdeki dönemde katma değeri yüksek ürünlerin Türkiye tarafından dünyaya ihraç edilmesinde önemli bir kilometre taşı olacaktır. Çok önemli bir pazar aslında olacak hocam. Elbette ki biz bugün tarımımızla, katma değeri belki biraz daha düşük olan ürünlerimizle dünya iktisadi piyasalarına varlık gösterirken, bu meselelerin ardında bu tür teknolojilerde, işte bugün TOG bir Avrupa'daki bir fuarda tanıtıldı. Evet. Atacağımız adımlarla daha az, daha hacim olarak küçük bir hacme sahip ama katma değeri daha yüksek olan mallar ihraç ederek dünya piyasasına varlık göstereceğiz. Evet. Ve bu sadece Türkiye'nin kaderini değil, unutmayalım. Bugün Türk ve İslam dünyası Türkiye'yi bir kale olarak görüyor. Muhkem duruşuyla, Osmanlı'dan almış olduğu o mirasla, aslında o bayrakla. O son kale düştüğü zaman o bayrağı tekrar en yücelere taşıyacak ve en haklı şekilde tekrar bu ümmeti ve Türk milletini yükseltecek bir faaliyet içine girmeliyiz. Bunu zaten durmadan çalışacağız. Söylüyorlardı hocam zaten bazı kesimlerde, özellikle İstanbul Türklerin ve Müslümanların elindeyse o zaman Mekke Medine güvendedir. İstanbul aslında son kale ve o da ayrı mesele tabii, İstanbul hakimiyeti ve İstanbul doğusunda bitmeyen oyun diye kitaplar yazıldı, makaleler yazıldı. Yani İstanbul merkezli, Rusya'nın da olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nin de olsun, farklı bir jeopolitik aslında oluşacak diye düşünüyorum hocam. Şimdi hocam peki, vaktimiz azalıyor. İşte hep soğuk savaş döneminden bahsediliyor bugünlere girdiğimiz andan itibaren. Hocam sizce şu anda bir soğuk savaş, yani bugün ben mesela NATO Genel Sekreterinin açıklamalarına baktığım zaman bir soğuk savaş söylemi gibi geldi bana açıklamaları. İşte gerekli cevabı vereceğiz, desteğimiz sürecek. Hani Rusya'yı karşıya oturtan ve bu manada Rusya'ya karşı bir strateji ve aslında sert söylemlerde bulunan bir NATO görüyoruz. Sizce hocam bir soğuk savaş döneminde miyiz? Yoksa bu düşük yoğunluklu bir dünya savaşı mıdır? Farklı bölgesel çatışmaları ayrı ayrı lokalize edilmiş olan bir savaş mıdır yoksa çatışma mıdır hocam? Nasıl değerlendiriyorsunuz içinde bulunduğumuz süreci? Evet. Esasen ben meselenin 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın devamı olarak görüyorum. Hı hı. İnsanlığın humanist ideolojilere, komünizm veyahut nasyonalizm gibi humanist ideolojilere yüzünü çevirmesinden sonra ortaya çıkan paylaşım mücadeleleri oldu. İşte bunlardan bir tanesi 1. Cihan Harbi'ydi. Bunun neticesinde Büyük Osmanlı İmparatorluğu tasfiye edildi. Akabinde 2. Dünya Savaşı. Nasyonalizm bir diriliş yaşadı ve karşısında komünizm ve liberalizm buldu. Bugün dünyada yeniden bir liberalizmin egemenliği söz konusuyken karşısında bazı güçler direniş gösteriyorlar. Ben Türkiye'nin de özgür dünyanın çok önemli bir kilit noktasında yer alan bir ülkesi olduğuna inanıyorum. Ve Başkan Biden'ın tabiriyle, ki bu tabiri çok doğru buluyorum, özgür dünya tekrar güçlü bir şekilde bir araya gelecektir ve karşıdan gelen saldırılara karşı muhkem bir direniş sergileyecektir. Türkiye burada yeniden ehemmiyeti ortaya çıkan bir ülke. Dün belki bazı sebeplerden dolayı Türkiye ile ilgili cesaret edip farklı söylemlerde bulunan batılı kongre adamları yahut Avrupa'daki Avrupa Parlamentosu'nun üyeleri Türkiye düşmanlığı yapıyorlar diyor. Bugün şunun farkındalar. Geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz şu Avrupa 5000 kişilik küçük Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin yüksek ateş gücüne sahip ordusu olmadan Güney kanadının hiçbir şekilde muhafaza edilmeyeceğini tüm NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinin genelkurmaylarında tartışılıyor. Doğru. Bunu kendimiz biliyoruz. Onlar da biliyorlar. Sadece mesele şu. Kendileri yüzleşmeye başladılar hocam aslında. Elbette. Bunun farkında olmak istemiyorlardı. Fakat bugün herkes bunun farkında. İşte bu yüzden Türkiye özgür dünyanın en önemli kilit taşı olarak kendi rolünü ifa etmelidir. Ve ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye bu rolü geçmişte olduğu gibi, son 20 senede olduğu gibi de bugün de ifa edecektir. Gelecekte de inşallah aydınlık bir yere doğru ilerleyeceğiz. Peki hocam, son soru olarak Çin'e atıfta bulunuldu bugün. Yani Çin'e karşı bir birleşme, Çin'e karşı, yani Çin'in aslında hedef olduğunu ve bu manada da aslında Putin'in işte tuzağa çekilerek gel beraber Çin'e karşı mücadele yok etmeyeceksen o zaman ben size Ukrayna meselesiyle biraz da diz çöktürürüm gibi bir mesaj verilmeye çalışıldı. Hocam, Çin'e yaklaşımı nasıl görüyorsunuz? Kısaca sorayım size. Kesinlikle Çin'in yumuşak karnına doğru bir Batı'nın bir hareketlenmesi olacaktır. Çin burada henüz net bir pozisyon almamış olsa da bence nihai son kertede Rusya Federasyonu'nun yanında duracaktır. Ancak unutmayalım ki Batı'nın özellikle Doğu Türkistan meselesinde Çin'in yumuşak karnını çok ince bir şekilde kontrol altına alma ve oradan Çin'e nüfuz etme doktrinlerine sahip olduğuna inanıyorum. Burada Türkiye tekrar ön plana çıkacaktır. Tabii ki Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri kardeşlerimizin çıkarlarını biz bir tarafta Batı'dan bağımsız görüyoruz. Çünkü onlar bizim Türk ve Müslüman kardeşlerimiz aynı zamanda. Evet. Ama aynı şekilde Batı'nın da orada almak istedikleri, Batı devletlerinde almak istedikleri inisiyatifleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Sayın Çavuşoğlu'nun bu konuda çok güzel bir açıklaması vardı. Batı'yla birlikte ama önce kendi çıkarlarımız, önce Türk ve Müslüman kardeşlerimizin çıkarlarını gidiyoruz. İşte hocam, zaten şu mesajı vermek önemli diyorlar. Şimdi Amerika perspektifiyle veya işte Türkiye'nin bölgesel değeriyle beraber ittifakında bulunduğu organizasyonla konuşuyoruz. NATO'cu oluyoruz. Komşumuz Rusya'nın perspektifinden bakıp olayı değerlendirmeye çalışılıyor. Rusçu oluyoruz, Avrasyacı oluyoruz. Diyorum ki ben hep NATO'cu veya Avrasyacı veya Rusçu olmak zorunda değil. Öyle de olmamalıyız zaten. Bizim bir misak-ı millimiz var. Milli bir antımız var. Ankara'mız var. Projektör Ankara'yı koyup öyle bölgesel meseleleri değerlendirmemiz gerekiyor. Öyle aydınlatmamız gerekiyor hocam. Bilmiyorum, ne dersiniz? Yani bu anada işte denge dediğimiz mesele bu değil mi aslında? Zaten o yüzden Büyük Türk Milleti adı verilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adı verilmiş bu ülkenin temsilcilerinin evine. Çünkü bu millet bir tarafta Taşkent'te, bir tarafta Saraybosna'da her zaman doğru yerde yer almıştır. Ve Ankara'da meseleleri hem Taşkent'in gözüyle, hem Kazan'ın gözüyle, hem Saraybosna'nın gözüyle ve hem Kudüs'ün gözüyle görüyor. İşte büyük devlet olmanın da vasfı buradan geliyor. Bence biz yeni bu şekilde bakmaya başladık ve inşallah bunu sürdüreceğiz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum Aydın hocam. Tabii biraz şey oldu ama inşallah telafi edeceğiz hocam. Daha geniş bir zamanda bunu değerlendireceğiz. Çünkü bu meselenin jeopolitikası çok önemli. Sahası başka ama jeopolitik çok önemli. Sizin de değerli fikirleriniz bizim için daha değerli. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Evet kıymetli izleyicilerimiz, terör ve güvenlik uzmanı Aydın Babay hocamızla Ukrayna meselesini farklı bir perspektiften, gelecekteki jeopolitik değerlendirmeler ve tabii ki gelişmeler ışığında değerlendirmeye çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki mercekte buluşmak dileğiyle. Hepinize hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.